Merhaba canlar, ben Cem Kervan. Bu hafta şahtan şüphe etmeyen adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum izninizle. Konusu şu: Hazreti Yahya hapiste, zindanda, hapsi boyluyor. Ve oradayken bazı düşünceleri dağılıyor demek. Kendi taliplerini İsa'ya yolluyor. Ve talipleri İsa'ya, Yahya bizim bir şey sormamızı istiyor diyorlar. Sen Mesih misin yoksa başka birini mi beklemeliyiz diyorlar. Şimdi bu da şaşırtıcı, çünkü Hazreti Yahya zaten Hazreti İsa'nın habercisi. Yani iki peygamber aynı zamanda aynı halka gönderiliyor. Biri ötekinin habercisi oluyor. Bu da çok enteresan. Çok önemli bir şey. Ve Hazreti Yahya ne diyor? Benden sonra gelen, benden çok çok üstün, kat be kat üstün. Onun çarıklarının bağlarını çözmeye bile layık değilim diyor. İsa çıkıyor ama herhalde Yahya bakıyor, beklediği gibi çıkmıyor herhalde. Yani tahta çıkmıyor. Biliyorsunuz Mesih, meshedilmiş şah anlamda. Yani bir padişah, bir hükümdar, hüdavendiger, hünkâr olacak. Yani tahtı olacak, bir taçı olacak kafasında, taç giyecek, kılıç kuşanacak, zaferlere çıkacak, hükmedecek, fethedecek. Yani böyle bir şey yapmıyor İsa. Ne yapıyor? Gidip talipler topluyor, onlara ders veriyor. Kimden talip çıkıyor? Balıkçılardan, vergicilerden, günahlı insanlar filan. Yani beklediği gibi davranmıyor. Neyse, İsa şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki, Yahya'ya dön, gördüklerinizi anlatın. Körler artık görüyor. Sağır kişiler işitiyor. Kötürümler yürüyor. Cüzamlı kişiler şifa alıyor. Sonra diyor, ölüler diriliyor diyor. Ve bu müjde fakirlere anlatılıyor diyor. Biliyorsunuz İsa fakirlerle zaman geçiriyordu. Şimdi dönüyorlar. Sonra İsa halka dönüp Yahya'yı anlatıyor. Diyor ki, kıra çıkarken neyi görmeye bekliyordunuz? Yani bir şık elbiseler içinde birini mi görecektiniz? Biliyorsunuz Yahya deve kılından kaba dokuma bir hırka giyerdi, bir aba giyerdi. Yani şık elbiseler içinde şahların saraylarında oturursunuz. Siz kıra çıktınız, yani herhalde öyle bir şey beklemiyordunuz. Bir peygamber bekliyordunuz ki peygamber, peygamberden üstün diyor. Halbuki diyor, haktan gelen şahlıkta, semavi şahlıkta en mütevazı, en naçiz kişi, en naçiz can Yahya'dan daha üstündür. Onu sonra anlatırım. Sonra diyor, ama siz çok çocuksusunuz diyor. Yani pazar yerinde oynayan çocuklar gibisiniz. Zurna çaldık ama oynamadınız. Ağıtlar yaktık ama yas tutmadınız diye şikayet eden küçük çocuklar, şımarık çocuklar, yaramaz çocuklar gibi davranıyorsunuz. Çünkü Yahya'yı da beğenmediniz, beni de beğenmediniz. Yani Yahya geldi, oruç tuttu, şarap içmedi falan. Siz diyorsunuz ya bunu beğenmedik. Sonra ben geldim diyor, yedim içtim. Şimdi ya bu obur ve ayaş diyor, bütün zaman işte günahkar insanlarla beraber harcıyor filan. Yani ama diyor arif insan
yaptıklarımızın doğruluğunu anlar diyor. Her neyse şu deyişi bir çalayım. İnşallah beğenirsiniz. Körlerin gözleri açılıyordu, kötürümler yürüyordu, ne mutlu. Hem cüzdanlılar şifa buluyordu, şahtan şüphe etmeyene ne mutlu. Hem cüzdanlılar şifa buluyordu, şahtan şüphe etmeyene ne mutlu. Ses duyup işitiyordu sağırlar, hayata diriliyordu ölüler. Müjde duyuyordu bütün fakirler, şahtan şüphe etmeyene ne mutlu. Müjde duyuyordu bütün fakirler, şahtan şüphe etmeyene ne mutlu. Kervanım pazar yerinde oturan, zurna çaldık oynamadınız diyen. Şımarık çocuklara benzemeyin, şahtan şüphe etmeyene ne mutlu. Yaramaz çocuklara benzemeyin, şahtan şüphe etmeyene ne mutlu. Evet, biz şahtan şüphe etmeyelim ve o zaman bize ne mutlu. İnşallah beğendiniz. Beğendiyseniz beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.